Habere doğrudan tekrar merhaba. Konuklarım var. Demin söyledim, yine önemli konuları görüşeceğiz. Suriye meselesi ya da mülteci meselesi sanki biraz kısa kaldı. Onu biraz konuşalım ama güncel olan çok elimizde konular var. İstanbul'da bir Gezi Parkı ile ilgili bir karar davası var. Hemen öncelikle her zaman olduğu gibi ise konuklarımı tanıtmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Ali Aydar Hakverdi. Hoş geldin Sayın Hakverdi. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Gazeteci meslektaşlarımız var, biri yanımızda. Geçmişte temsilcilik yaptı önemli kanallarda ve kendisi şu an yine Duvar Gazetesi'nde köşe yazıyor. Sevgili Sedat Bozkurt. Sedat hoş geldin. Duvarı bıraktım artık kısa dalgadayım. Kısa dalga. Kısa dalga.net. Düzeltiyoruz. Kısa dalga.net Sedat'ın yazı yazdığı yer. Yine bu ekranlardan tanıdığınız yine Tele1 ailesinden biri aslında. Sevgili gazeteci yazar Necdet Saraç da bizimle. Sayın Saraç merhaba. Necdet Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. İyi oldu. Merhaba, hoş merhaba, geldiniz. İyi yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Şimdi hemen önce güncel olanı size bir hemen kısa soruyorum Sayın Saraç. Gezi Parkı davası ne oldu? Bugün karar aşamasındaydı ama oradan bir izlenimimiz var mı? Çok kısa onu alayım sizde. Biraz sonra zaten bağlanacağız oraya ama önce sizden bir izlenim alayım. Evet. Fatih Bey bugün Gezi davasında ben de izledim Gezi davasını sabahtan itibaren. Sabah zaten bir basın açıklamasıyla Gezi davası süreci başladı. Gezi davasında bugün karar aşaması ama şu ana kadar henüz savunmalar bitmiş değil. Şöyle Sayın Saraç, Gezi davasının karar duruşmasına 25 Nisan pazartesi saat 10'da devam edilmesine karar verilmiş. Yani pazartesiye bırakılmış karar. Bekleniyordu zaten. Ben de yaklaşık bir saat önce oradan ayrıldım. Ya bugün tabii şöyle önemliydi. Aslında Gezi davası işin doğrusu hukuki bir dava olmaktan ziyade siyasi bir dava. Gezi'de yargılanan isimlerden Can Asalay bugün aslında bunu çok iyi özetledi. Mahkeme sırasında yaptığı savunmada da. Bu bir yargılama faaliyeti değildir dedi. Bu politik bir faaliyettir dedi. Niye? Çünkü Gezi biliyorsunuz üçüncü kez yargılanıyor. Yani birinci Gezi davasında beraat çıkmıştı. Beraat sonrası bütün sanıklar tahliye edilmişti. Osman Kavala son dakikada bu kez de darbe suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Yani tam tahliye edilirken. Sonra dava Gezi davası çarşı davasıyla birleştirildi. Baktılar ki o da olmuyor. Çarşı davası ve Gezi davasını ayırdılar. Bugün üçüncü kez benzer iddialarla, aslında iddialar hiç değişmiyor. İddialarda ki yani iddialar, görgü tanıkları, kendilerinin ortaya çıkardığı itirafçılar bir şey sonucu değişmiyor. Zorlamalı yapılmış bir iddianame her seferinde boşa düşüyor ama görünen o ki mevcut iktidar Gezi'yi de bu kadar ağzına doladığı için, sürekli Gezi'yi hatırlatması yaptığı için buradan cezalar çıkartmak istiyor. Yani Osman Kavala'nın 4,5 yıldır hiçbir hükmü olmadan cezaevinde tutulması bile başlı başına önemli bir sorun. Adalet Bakanı'nın bile birkaç kez arka arkaya açıkladığı gecikmiş adalet, adalet değildir. Esas itibariyle doğru olan tutuksuz yargılamadır demelerine rağmen Osman Kavala da Gezi'den yargılanan isimler de bir siyasi intikam davası olarak burada yargılanıyor. Bugün şöyle belki geçmiş davalarında benzer bir resmi yine gördük. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, HDP milletvekilleri, İşçi Partisi milletvekilleri salondaydı yine. Çok fazla sayıda avukat duruşmayı hem savunman olarak hem de duruşmayı izlediler. Zaten Gezi davaları aslında İnsanlarda yani hukuki olarak söyleyecek bir şey bırakmadı. Çünkü gerçekten hukuki olarak da söyleyebilecek bir şey yok. Yani bugün hem mücelle yapıcı, hem Osman Kavala, hem Tayfun Kahraman bütün savunmalarında, söyledikleri savunmaların tümünde ortak bir şeyi vurguladılar. Ya ortada hayali bir senaryo var. Hayali senaryolara dayanan suçlamalarla, asılsız ithamlarla buradan karar çıkarmak mümkün değil.
Kaldı ki siyasi olarak da bu suçlamalar Gezi'nin tarihsel özelliğini ortadan kaldırmaz. Gezi'nin tarihsel gerçekliğini değiştirmez dediler. Bu önemliydi gerçekten. Burada belki şöyle bir şey olması lazım. Yani ya davanın kamuoyuna daha fazla yansımasının ötesinde sahiplenmesi gerekiyor. Bu sahiplenmede de daha önce de ben aslında bu ekranlardan da birkaç kez dile getirdim. Siyasi partilerin çok daha aktif rol alması gerekiyor. Çünkü ortadaki bütün suçlamalar, ki onu da hatırlatmakta yarar var, Gezi iddianamesini ilk yazanlar FETÖ'cülerdi. O FETÖ'cüler bugün, yani hem iddianameyi yazanlar hem de o anlamıyla o dönem mahkeme heyetinde yer alanların yer alanlar FETÖ'cü çıktılar. İşin böyle bir boyutu var. Siyasi parti genel başkanları, yalnızca sivil toplum örgütleri açısından söylemiyorum, diyelim ki bu altı siyasi parti, altılı masanın genel başkanları mutlaka bu davayı izlemeleri gerekiyor. Davada işin doğrusu Çağlayan adliyesinde görülmeleri gerekiyor. Şöyle bir şey hayal ediyorum. Bugün de birçok arkadaşla dava sırasında da konuştuk. Ya altı siyasi parti genel başkanı bu dava öncesi oraya gelseler, bir kamuoyu açıklaması yapsalar, bu anlamıyla da bu haksızlığın karşısında dursalar, gerçekten Türkiye'de toplumsal vicdanı yeniden harekete geçirmek mümkün. Çünkü ortada hukuki olarak alınabilecek hiçbir sonuç yok. Ortada yalnızca iktidar bir siyasi intikam almaya çalışıyor. Görünen o ki de, yani pazartesi günü, yani bugün de o konuşuluyordu. Yani mahkeme heyeti buradan cezalar çıkarmaya çalışıyor. Cezalar çıkarsa sürpriz olur mu? Hukuki olarak sürpriz olur, evet. Hukuki olarak sürpriz olur. Ama siyasi olarak sürpriz olmaz. Yanılmak isterim tabii. Umarım ki yanılırım. Yani bir ceza çıkmaz buradan. Ama bütün kurguyu siyasi kararlar üzerine, siyasi intikam üzerine yapan bir iktidarı dikkate aldığımızda cezaların çıkması mümkün. O yüzden de belki pazartesi günkü duruşmada yani hayal etmek istiyorum. 6 siyasi parti genel başkanı ya da ben hukuktan yanayım, demokrasiden yanayım, ya bu ülkede toplumsal vicdan harekete geçirmek gerekiyor diyen bütün partilerin siyasi genel başkanlarının Çağlayan adliyesi önünde olması Türkiye'de belki de yeni bir hamleyi, yeni bir adımı da beraberinde getirebilir. Çünkü gerçekten yoruldu. Ben eminim ki bu dava ve benzeri davalar, tek dava değil, bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de orada yargılanıyordu. Biliyorsunuz onlarla da ilgili inanılmaz mesnetsiz, dayanaksız suçlamalar var. Ben eminim şundan tabii, yani Cumhuriyet'in 2. yüzyılında gerçekten Cumhuriyet yeniden demokrasiyle taçlandırılırsa bu davalar muhtemelen hukuk fakültelerinde hukuk dışılık nasıl olur, gayri ciddi davalar nasıl ortaya çıkar, gayri ciddi iddianameler nasıl yazılır diye ders olarak da okutulacaktır. Ama orayı beklememek gerekiyor. Bu anlamıyla bugün tavır almanın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Peki, teşekkür ederim. Zaten birazdan tekrar bağlanacağız Çağlayan Adliyesi'ne. Çünkü avukatların da bir açıklaması olacak olayın nasıl bağlandığına dair. O açıklamayı da vereceğiz. Çünkü Gezi Parkı direnişi bir davaya konu olan değil. İnsanların anayasadan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini kullandığı ve özgürlükleri adına direndiği bir büyük gösteridir. Yani yasal bir gösteridir. Ve buna şiddetle başvurmak, burada insanları hırpalamak, insanları öldürmek, bakın Gezi Parkı'nda direnişinde bir sürü can kaybettik. Yani Ahmet Atakanlar, Abdullah Cumhurtler, yine Berkan Elbinler. Yani bunları unutmamız mümkün değil. Ama tabii Hatay'da da özellikle bizim İsmail Korkmaz gibi sevdiğimiz hemşehrilerimizi, çocuklarımızı da kaybettik. Onu da söylemem lazım. Ama önce konuklarıma döneyim. Tabii biz bunları konuşuyoruz. Davaya biraz sonra dönelim. Bir eksik kaldı. Bayram az bir zaman kaldı Sayın Akverdi. Şimdi bayrama 3.570.000'in üzerinde Türkiye'de resmi rakamlara göre Suriyeli var. Yani sığınmacı deyin, mülteci deyin, kaçıp geldi deyin, misafir deyin, ne derseniz deyin adına sonuç değişmiyor. Bu kadar insan Türkiye'de.
Şimdi bu insanları gönderme konusunda ya da bu insanları ülkesine geri iade etme konusunda hükümetin çok farklı açıklamaları var. Biraz önce verdik, Sayın Erdoğan da çok farklı konuştu. Bizim yani bir İçişleri Bakanımız var, gerçekten ne dediğini anlamak çok zor. Çıktı, mesela kendisine soruldu, bundan 3 gün önceydi ve şunu söyledi, dedi ki Sayın Bahçeli de çünkü bayrama gitsinler, geri dönmesinler dedi. Bahçeli açık söyledi. Yani MHP Genel Başkanı bu konuda net konuştu. Ama Süleyman Soylu bakın ne dedi, önce onu bir, çünkü Bahçeli'nin adı geçince Süleyman Soylu durumu kurtarmaya çalıştı. Biraz ıkındı, sıkındı, rahatsız oldu. Nasıl düzeltelim, nasıl Erdoğan'la Bahçeli arasında bir yol bulurum, her ikisini kırmadan nasıl bu dereyi aşarım diye bir konuşması var. Bir dinleyelim, tekrar konuya geleceğiz. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunu Ankara temsilcilerimizle göç konusunda yapmış olduğumuz toplantıda da ifade ettim ve söyledim. Ama gittim ben efendim. Sınırı gördüm, ona gittim. O siz beraber. Yani sınırları gördünüz, orada neler yapıldığını gördünüz, hangi şartlarda ve hangi coğrafyada sınırların korunduğunu ve muhafaza edildiğini gördünüz. Arkadaşlar, bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. Ve bunun için de tekrar söyledim, geri dönmek için de tüm bu konudaki 490 binin üzerindeki Suriyeli buraya geldiler ve biz orada güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde geri döndüler. Ve bundan sonra da dönecekler ve dönmeye de devam edecekler. Aynı zamanda bizim de bu konuda her bayram gidiş, geliş esnasındaki süreçlerde biz de özellikle altını çizerek söylüyorum. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değil. Bu bayram içinde ve önümüzdeki bayram içinde güvenli bölgelere gidiş konusunda da bizim de bir tahdidimiz, bir kısıtımız söz konusu. Şimdi Sayın Soylu bunu böyle söyledi. Yani öylesine bir sallandı ki, yani oldu mu olmadı mı, döner mi dönmez mi, gider mi gitmez mi? Bugün NTV'ye çıktı, dedi ki bayramda ülkesine giden Suriyelilerin geri dönmesine izin verilmeyecek dedi. Şimdi bu ülkede vatandaş olmak zor da mülteci olmak çok daha zor. Yani ne olduğu belli değil, adınız belli değil, konumunuz belli değil, durumunuz belli değil. Sabah Sayın Erdoğan'ın ruh haline göre o gün mülteciler bir şekil alıyor, sığınmacılar. Öğleden sonra Süleyman Soylu'nun o günkü gidişata göre verdiği ayarla bir sendeliyorlar, akşam Bahçeli'nin dedikleri fırçayla yatıyorlar. Şimdi böyle bir tablo var. Niye bu tablo böyle? Şimdi üç farklı siyasiden bahsettiniz. Aslında Cumhurbaşkanı ve Bakan Soylu bir... Savunmalarla gerçekle ne kadar bağını kopardığını bugün bir kere daha gösterdi bize. Biz ne dersek diyelim umurunda değil izlenimini bir kere daha verdi. Bu şu açıdan önemli. Bu dosyada çok sayıda hak ihlalinden bir tanesi de adil yargılanma hakkının ihlalidir. Adil yargılanma hakkı çerçevesinde dahi baktığımızda, çok teknik bir yerden dahi baktığımızda mahkeme heyetinin adil yargılama yapması yetmez ki zaten yapmıyor. Bir de adil yargılama yaptığına ilişkin izlenim vermek, kamuya bu görüntüyü vermekle yükümlüdür. Bugüne kadar bu duruşma salonundan yolu geçmiş hiç kimse mahkeme heyetinin adil yargılanmayla bir ilgisi olduğunu düşünmeyecektir. Yani söylenecek söz çok, bütün günde söylendi. Ama galiba şöyle bitirsek uygun olacaktır. Gezi'deki umuttan vazgeçmeyenler olarak buradayız. Daha çoğuz biliyoruz. Bugün burada olanlarla sınırlı değiliz. Gezi'yi savunmaya pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pazartesi güne dair beklentiniz nedir? Pazartesi günü artık avukat savunmalarından sonra mahkemenin kararını açıklaması aşaması gelecek. Pazartesi kararı açıklaması muhtemeldir. Karar için incelemeye alması da küçük de olsa bir olasılıktır. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Bu yargılamadan hiçbir umudumuz yok, hiçbir talebimiz de yok. Evet, çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü yine burada demokrasiye duyarlı
tüm kamuoyunu Gezi'nin gerçek tarihine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Taksim Dayanışması bileşenleri olarak tekrar ediyoruz. Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Gezi'nin gerçek tarihine sahip çıkmaktan geçiyor. Pazartesi görüşmek üzere. Sonuna kadar takip edeceğiz. Teşekkürler. Dikkatinizi çektim mi? Evren İşler dedi ki hiçbir şey beklemiyoruz. Umudumuz yani. Yok, beklentimiz yok, talebimiz de yok. Nasıl dedi? Çünkü şey burada oluyor. Hukuk yok. Burada hukuki bir yargılama yok. Tamamen siyasi bir davadır Gezi davası. Siyasi bir hesap görmedir hukuk üzerinden. Hukukla hiç alakası yok. Ya 5 yıl bir insan tutuklu kalabilir mi? Bir bırakıldı, sonra tekrar aynı gece bırakılmadan başka bir mahkemesi var dedi, tutuklandı. Buradaki tutuklu sanıklar üzerinden siyasi hesaplaşma yapılıyor. Gezi ile siyasi hesaplaşma yapılıyor. Hukuki bir dosya olmadığını kıymetli meslektaşımız da aslında söyledi. Ne beklentimiz var ne de bunlardan bir talebimiz var dedi. Kimden talep edeceğiz? Yani bence doğrudan Erdoğan'dan talep edilebilir belki. Buna dair oradaki hakimlerden değil. Erdoğan'dan da böyle bir talep. Zaten sonuç beklenmediği için talep de Erdoğan'a karşı da yönetilmez diye düşünüyoruz. Bu iş tamamen siyasi. Sayın Saracın dediklerine katılıyorum. Siyasiler bu işe gerçekten sahip çıkmalı, arkasında durmalı ve bu siyasi altı hesaplaşmada... Pazartesi gitmesi hani, mesela öyle bir bu çağrısı var Sayın benim Saracın. Benim yapmam uygun düşmez. Sayın Saraç yapabilir, bir gazeteci yazar olarak tamam, yapabilir doğru, ama haklısınız. Bu çağrıyı kendisi yaptı tabii. Ama gerçekten siyaseten de bu dosyanın sahiplenilmesi ve arkasında durulması gerekiyor. Ben de aynı kanaatteyim. Evet. Gelelim tekrar. Evet, şimdi hani bu üç değişik siyasi figürün başından beri birbiriyle çelişen açıklamalarından bahsediyorduk. Hani Erdoğan başından beri sahiplendi, bizim misafirimiz dedi ama deme gerekçelerini söylüyoruz. Hani o sığınmacıları sevmiyor, o parayı seviyor. O yüzden Avrupa'dan gelecek ekonomik beklentiler üzerinden sığınmacıları tutuyor. Hatta bir ara Avrupa ile resleştiğinde kapıları açarız ha dedi. Biliyorsunuz bizim Edirne sınırımızda birçok mülteci çok zor anlar yaşamıştı. Kapıları açarız ha deyip bir kısım mülteciyi oraya gönderdi. Avrupa'yı tehdit etmişti. Sonra muhtemelen para konusunda anlaştıklarınca tekrar eksiski düzene geldi. Ama şimdi seçim yaklaşıyor. Başka kaygısı var. Seçim kaygısı var. Ve Türkiye'de mültecilerin durumu, göçmenlerin gerçekten sahip çıkılmamış olması, onların ekonomik sosyal koşullarının oluşturulmadan sadece bir para olarak görülüp burada tutulması ve alınan paraların da ne olduğu belli değil. Onlara aktarılması, aktarılmaması, onların sosyal koşullarının, ekonomik koşullarının iyileştirilmemesi veya o noktada harcanmaması dolayısıyla mülteciler veya sığınmacılar da ülkemizde bu halde. Bu hesaba bir girelim ya. Sedat sana da soracağım. 50 milyar dolar Türkiye'ye para harcadı. Nerede bu para? Bir, iki, yurt dışından ne kadar para geldi? Yani belirsiz adamlar neyi açıklıyorsa... Biz 1 milyar onu, euro mu? Onu 3 milyar gönderiyorlar galiba. 3 milyar üzerinden. Bugüne kadar ne kadar gönderildi? Bugüne kadar gelen para 3 milyar sözü verdi ama 1 milyar 300 milyon euro peşin gönderdiler ama sonrasını ben yok, de takip edemedim. Abi, peki şimdi, hani ne oldu? Pardon. Hemen detay verip sorduğun için şimdi bu paraları bir çanta içinde ya da bir EFT olarak size al gönder istediğin gibi kullan diye vermiyorlar. Sen diyorsun ki ben bir kamp oluşturdum. Bu kampın içinde 1000 tane sığınmacı barındırıyorum. Bunların iaşeleri bu kadar, elektrikleri bu kadar, işte tıp giderleri bu kadar diyor, belgeliyorsun sen bunu, onun parasını ödüyor sana. Pardon. Yani öyle şey yok, evet. Çuval çuval ama gönderilen bir para yok. Bunun takibini kim yapıyor? Sayıştay mı yapıyor? Kim Kimse. Yapıyor? Nereye harcıyor? Hani böyle bir takip yok. Bu paralar gerçekten sığınmacılar için harcanmış olsaydı Türkiye'de sığınmacıların durumu da bugünkü geldiğimiz durumda olmazdı. Birçok taciz olaylarından, kamera görüntülerinden falan bahsediliyor. Gerçekten ülke bu konuda huzursuzluk yaşadı. Şimdi bu sığınma sadece kamplarında bu suçu... 50 bin kişi yaşıyor. 50 bin kişi sığınma kamplarında yaşıyorsa 50 milyar doları 50 bin kişiye harcamış olamazsınız. Diğerlerine zaten... Harcasalar da ülke bu durumda olmaz zaten. Diğerlerine zaten doğrudan eğitimine destek yapmıyorsunuz. Tabii tabii. Değil mi? Konut hakkına, bu para nerede? Yaşam hakkına. İşte bu parayı muhtemelen har vurup harman savurdular. Belki hiç ettiler bilemiyoruz. İşte bizim iktidarımızda bunları çıkartırız ama bugün bunu denetleyecek tek adam rejiminde bir sistem yok. Ama geldiğimiz noktada ülkede bir huzursuzluk var bu konuda. Gerçekten huzursuzluk var. Tamam, insan hakkı yönüyle sahip çıkılması, uygun koşullarının sağlanması ve tekrar ülkelerine uygun bir şekilde bir barış sağlayarak gönderilmesini biz ilk günden beri savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tutarlı bir şekilde bunu savunuyor. Diyor ki evet onlar bizim misafirimiz ama bizim iktidarımızda Suriye ile barış sağlanacak.
oradaki koşullar oluşturulacak ve davul zurna bir bayram havasında kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine sığınmacılar kendi iradeleriyle mutlu bir şekilde gönderilecek diyoruz. İlk günden beri. Şimdi seçim yaklaştı. Erdoğan bir U dönüşü yaptı ve söylediğinin tam tersini söylüyor. Göndermeyeceğiz derken bugün artık göndereceğiz demeye başladı. Devlet Bey açıklamasından sonra da bayramdan gidebiliyorlar. Demek ki ülkelerinde bir huzur var gidebildiklerine göre. Gidenler gelmesin dedi. Peki bunu söyleyebilir miyiz ya? Böyle bir yasal zemin var mı? Yani mesela vatandaşlık kanununda, sığınmacı kanununda veya uluslararası sözleşmelerde ülkesine giden geri gelemez diye bir yasal uygulama var mı? Tamamen keyfi, tamamen siyasi. Yani Erdoğan'ın, Bahçeli'nin, Soylu'ya kalmaz bu ama onun diyelim kısmen, akıllarına, sabah kalkıp akşam yatıp o günlük psikolojilerine bırakılır bir husus değil. Ülkenin geleceği de bunların günlük motivasyonlarına, huzurlarına, düşüncelerine bağlı bir şey olmaması gerekir. Bu konuda biz çok tutarlıyız. Başından beri diyoruz ki ülkelerine kendi iradeleriyle göndeririz. Hatta davul zurnayla diyor sayın. Evet, şöyle bağlayayım. Ya Esad bir yıl önce bir açıklama yaptı. Dedi ki 3,5 milyon Türkiye'de vatandaşımız var, buyursunlar gelsinler, haklarında hiçbir yargılama yapmayacağız, genel af ilan ettik dedi. Esad da kapıyı açtı vatandaşlarına. E bunun koşulları oluşturulacak, birlikte oluşturulacak. İki ülke dost ülke olacak ve birlikte oluşturacak. Hem ülkemizin huzuru hem de Suriye'nin huzuru bir barış ortamında sağlanacak. Başından beri biz bunu söylüyoruz ama Erdoğan işte küçük ortağı çıkarı, bakın ekonomik çıkarı veya siyasi çıkarı. Neye uygun görüyorsa onu söylüyor. Bugün anketlere bakıyorlar, sığınmacılardan rahatsızlar. O zaman göndereceğiz diyelim diyorlar AKP iktidarda kalsın diye. Evet, aynen öyle yapıyorlar. Şimdi Sedat, biraz önce konuştum, Sayın Saraç'a da soracağım bu konuyu. Şimdi Suriye devleti, Suriye'de bir devlet var, bir rejim var. Başında da Esad var. Kardeşim kabul et, etme. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemli bir kısmını BM kontrol eden. Büyük Birleşmiş Milletler zeminde de meşru bir hükümet. Meşru bir hükümet. Tabii. Çok güzel, çok doğru. Türkiye'de meşru hükümet olarak kabul ediyor zaten Esad hükümetini. Şimdi biraz önce Sarkis Kazancıyan, o hem bölgenin önemli bir gazetecisi hem Suriye rejimini de çok yakından tanıyor. Sana'nın biraz önce Suriye'de resmi haber ajansında bir dışişleri yetkilisi iki koşul öne sürmüş Erdoğan'a Türkiye ile Suriye'nin masaya oturması için. Bunlardan biri Türkiye'nin şu an güvenlik için, kendi güvenliği için haklı olarak girdiği bölgelerden geri çekilme. İkincisi çok zor. İkincisi bölgedeki cihatçı güçlere verilen desteğin kesilmesi. İdlib dahil. İdlib başta olmak üzere demiş daha doğrusu. Şimdi bunlar eğer Erdoğan döneminde sağlanırsa biz Erdoğan'la görüşürüz demişler. Bugün dışişleri yetkilisi. Daha bugünkü bir açıklama. Yani son dakika haberi olarak da verebilirsiniz. Ama bunlardan biri yapılmazsa Esad'la Erdoğan'ın bir araya gelmesi mümkün değil demişler. Esad'la Erdoğan bir araya gelmezse Türkiye'nin başına bela olan bu mülteci işi de çözülmez. Yani kimse bunu beklemez. Sence AKP hükümeti bölgedeki İhvancı, Müslüman kardeşlerci, El-Nusracı, hatta geçmiş dönemlerde IŞİD'ci güçlere verdiği desteği geri çeker mi? İkincisi, bugün bulunduğu bölgelerden Suriye rejimi isterse geri çekilir mi? Yani biz bu rejimde, yani Recep Tayyip Erdoğan rejiminde imkansız hiçbir şey görmedik. Her şey mümkün. Bütün mesele koltuk. İktidarda kalabilmek, devlet aygıtını elinizde tutabilmek. Başka bir koşulu yok. Yani Esad'la da barışırız. Gene kardeşim Esad olabilir. Antalya'da beraber tatil yapabiliriz. Çünkü ortada o rejimler buna müsaittir. Ama sen 170-180 yıllık böyle bir batıyı önüne hedef alarak, demokrasi açısından bir kriter olarak almış parlamenter sistemi uygulamaya koymuşsun. 90 küsur yıllık da işte 100. yılını önümüzdeki sene kutlayacağımız bir aydınlanmacı ivme kazanmış cumhuriyet deneyimine sahip bir ülkesin. Oradan biraz farkının olması lazım ama ne konuşuyoruz biz? Oradakinin aynı pratiğini konuşuyoruz. Mümkün mü diyorsun? Mümkün. Bütün mesele işte dediğim gibi kendi seçmenini, yani devlet aygıtıyla ve elinde kitle iletişim aracıyla illüzyona uğrattığı seçmenini muhafaza edebilecek hamleler lazım. Bu hamlelerden bir tanesi Esad'la barışmayı gerektiriyorsa, dış dinamikleri de buna ekleyelim. Yani şimdi Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'yla
iyi bir ilişkimiz varmış gibi gözüküyor ama Suriye'de ayrı kutuplardayız. Libya'da ayrı kutuplardayız. Kaldı ki yani Suriye'deki ayrı kutuplu halimiz sadece Rusya'yla değil, Amerika'yla da ayrı kutuplar halindeyiz. Suriye'de birbiriyle her şeyde çelişen Amerika'yla Rusya'nın üstünde mutabık kaldığı tek şey PYD. PYD konusunda biz bunların ikisiyle de ayrı düşüyoruz. Şimdi hepsiyle ayrı düşüyoruz. Esad da dahil olmak üzere söylüyorum. Bunların bir araya gelme ihtimali dediğim gibi yani rejimin adı Recep Tayyip Erdoğan tek kişilik bir rejimse yazılı metinlerin ya da geçmişteki deneyimlerinin hiçbir anlamı yoksa, geleneklerin hiçbir anlamı yoksa hepsi olur. Olmama ihtimali yok. Ama ülkedeki rejimi birbirinden kopuk olarak hep baktığımız için hep kaçırıyoruz. Geçen ay örtülü ödenekten 800 milyon lira harcanmış. Bu parayı nereye gittiğini soramıyorsunuz. Dünyanın en keyifli harcama kalemidir örtülü ödenek. Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği. Tabii Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği. 800 milyon lira. Çok büyük para. Çok büyük bir para. Bir ayda. Geçen tabii bir ay. Yani yıllık 7 milyarı buluyor. Birazcık geç keşfettiler. Son 4-5 yıldır güzel harcıyorlar. Bu paralar nereye gittiğini bilmiyoruz. Hani diyoruz ya göçmenlere, şunlara, bunlara, sığınmacılara para harcanıyor diye. Bunların kitabı yok. Denetleyecek kimse yok. Denetlenebilir bir ülke değilsiniz siz. Parlamento denetleme vasfını tamamen kaybetmiş vaziyette. Kamundaki bütün denetleme kurulları bitmiş vaziyette. Bakanların sadece sorumlu oldukları kişi, bürokratik atamayla o makamlara geldikleri için onu atayan kişi sicil amiri, Cumhurbaşkanı. Başka kimse yok. Cumhurbaşkanı da denetleyecek bir mekanizmanız yok. Kim nasıl denetleyecek? Yargı denetlemeniz yok. Yazılı metinlerin hepsi geçersiz, anayasada dahil olmak üzere söylüyorum. Yani bugün bir anayasa, fiili olarak anayasası rafa kaldırılmış bir ülkesiniz siz. Şimdi biraz önce sığınmacı meselesini konuşuyoruz. İşte CHP gündeme getirdi. Bayramda gidenler geri gelmesin diye bir iddiada bulundu ve tez olarak doğrudur. Nitekim hükümet adına da işte İçişleri Bakanı önce bir Devlet Bahçeli söyledi. Dönmelerine gerek yoktur diye ilginç bir cümle ifade etti orada. Ondan sonra Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı da bunu dile getirdi. Dünyada bu şöyledir. Sen sığınmacıysan, bir ülkeye sığındıysan kendi ülkende can güvenliğin vardır. Kendi ülkende bir sıkıntın vardır. O nedenle sığınma ihtiyacı duymuşsundur, gelmişsindir. Sen tekrar dönüp kendi ülkene gittiğin zaman bana sığınma için sunduğun gerekçe zaten ortadan kalkıyor. Ya ülkeye gidip gidebildiğine yani Bahçeli göre... Haklı. Ya Bahçeli haklı tabii canım. Yani bu haklılık metni. Uluslararası hukuk açısından ben bunu söylüyorum. Yani sen bugün gitsen Almanya'ya sığınsan, Kanada'ya sığınsan, bir yıl sonra gelsen Türkiye bir daha seni oraya almazlar. Sığınmacılık böyle bir şeydir. Hukuki durumu budur zaten. Yani siz oraya ülkenize gidiyorsanız, ülkenizde bayram kutlayıp geri geliyorsanız sizin ülkenizde sizin can güvenliğinize yönelik ya da sevdiklerinizin can güvenliğine yönelik bir şey yok demektir. O zaman gelmeyin diyeceksin. Yani. Niye geldim? Sığınmacı olarak ben seni niye kabul ettim? Yani çünkü sığınmacılık budur. Yani temelinde senin kendi ülkende bir güvenlik sorunun olması lazım. Adı üstünde sığınmak üzere buraya geliyorsun. Yani kendini muhafaza etmek üzere. Ama bu ülkede her şey allak bullak olduğu için yönetilemeyen bir ülke haline geldiğimiz için hep şunu kaçırıyoruz bu sığınmacı meselesinde. Bakın sığınmacılık, göçmenlik tercih değildir, zorunluluktur. Gerçekten sizin ya da sevdikleriniz insanların bir can güvenliği sorunu vardır. O yüzden yaşadığınız, hatta mutlu olduğunuz, bağ kurduğunuz coğrafyayı, evinizi, barkınızı, bahçenizi bırakıp da terk etmek zorunda kalırsınız. Bir zorunluluktur bu. Bundan dolayı göçmeni, sığınmacıyı suçlayamazsınız. Ona neden olanları suçlamanız lazım. Ama Türkiye ölçeğinde bakalım. Hani bunlar romantik söylemler, bunlar uzun uzun konuşuruz ama Türkiye göçmen, mülteci hazmetme kapasitesi olan bir ülke değil. Kendi içindeki kimliklerle hala barışık yaşamıyor. Bir mesele olduğu zaman gidiyorlar Kürt'ün evini yakıyorlar. Gidiyorlar Roma'nın camını kırıyorlar. Gidiyorlar evinin kapısına yıldız koyuyorlar. Sen daha bunları başaramamışsın. Senin yumuşak karnın var. Bunların üstüne bir de göçmenleri getiriyorsun. Ekonomik olarak da bu göçmenleri kaldırabilecek noktada değilsin. Şimdi işsiz genç sokakta işli bir göçmen gördüğü zaman onu kendisi için meşru ve kolay hedef haline getirebilir. Ailesine kızsa, sevgilisine kızsa, tuttuğu takıma kızsa ilk hedef alacağı iş odur. Sadece Türkiye değil bak bu hazmetme kapasitesi, göçmen hazmetme kapasitesi yüksek bir ülke Fransa. Bir sıkıntı olduğunda ilk hedef göçmen mahalleleri ya da bir sıkıntı olduğunda göçmen mahallelerinden akıp gelip merkezi talan ediyorlar. Aynı şey İngiltere'de de var. Le Pen diye göçmen karşıtı birisi Fransa'nın artık ikinci gücü haline gelmiş. Sadece şiddet üzerinden bu göçmen karşıtlığını ifade etmiyor. Göçmen hazmetme kapasitesi olan ülkeler. Sen bu ülke bile değilsin. Sayısını bilmiyorsun. Göçmen ve 200-300 tane göçmene vatandaşlık vermişsin. Bu insanın canını çok yakar.
Yani bunları düşünmesi lazım hükümetin. Sadece göçmen meselesine buradan bakmamak lazım. Suriye meselesinde Suriye meselesinin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin bir sorumluluğu vardır. Bunu ben söylemiyorum. AK Partili kadrolar söylüyor artık. Şu Türkiye'de Kutay kalan göçmenlerin illere göre dağılımı bir diyagram vardı. İki sayfalık. Onu bir tam ekran yap. Devam et Sedat. Tabii yani bu Suriye'deki bu meseleye yani EİT donatı bizzat Amerika ile Türkiye yapmadı mı? EİT donattığınız insanlar nereye gittiler? Bakın Türkiye, Cumhuriyet'in kurucu kadrosu Osmanlı'dan devraldığı bir deneyimle Orta Doğu politikasını belirlemişti. Ve Mustafa Kemal söylemişti oradaki işlere karışmayın diye. Bunu dinlemediniz. Siz akademik fantazilerle, Ahmet Davutoğlu'nun da burada bir öz eleştiri vermesi gerekiyor. Kalın bir öz eleştiri vermesi gerekiyor tabii ki. Akademik fantazilerle siz Orta Doğu coğrafyada hakimiyet kurmaya çalıştınız. Yani ümmet üzerinden, o dinsel söylem üzerinden bir hakimiyet kurmaya çalıştınız ve geldiğiniz nokta çok vahim de bir nokta. Orta Doğu'da Katar dışında düne kadar gideceğiniz ülke yoktu. Hani şimdi Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri parasını vererek bedeli mukabilinde gidilebilir ülke haline geldi. Bu da dramdır aslında ama daha büyük sorun var. Bakın Suriye'de sizin için daha tehlikeli bir şey oluşacak. Siz Suriye'de Suriye Devleti'nin BM'de tarafından meşru görülen hükümetin terörist dediğini özgürlük savaşçısı diyerek desteklediniz. Bu Suriye'ye şu hakkı verir. Senin terörist dediğine de özgürlük savaşçısı diyerek destekleme hakkını verir. Uluslararası meşruiyeti doğar. Siz orada uçuşa yasak alanlar talep ettiniz. Niye? İşte Esad kendi vatandaşlarını bombalıyor diye. Sen burada terörle mücadele ederken aynı cümleyi sana kurdukları zaman söyleyecek bir cümlen var mı? Ya dış politika böyle kurulmaz. Bakın sadece Suriye üzerinden konuşuyoruz bunu. Sadece Suriye'de değil meselemiz. Ülkedeki her şey bu. Yani ülkede her şey Arap saçına karışmış vaziyette ve buradan kolay dönmez. Yani o Suriye sadece Türkiye'nin dış politikasındaki yanlışların maliyetinin faturasıdır. Evet. Sevgili Necdet Saraç, yani aslında her şey iktidara kilitlenmiş. Yani dünya Türkiye'yi yeniden yorumlamak, yeniden bir kendi skalasında bir ölçüye oturtmak için 2023'ü bekliyor. Suriye 2023'ü bekliyor. Rusya 2023'ü bekliyor. Avrupa Birliği 2023'ü bekliyor. Biden yönetimi 2023'ü bekliyor. Herkesin kilitlendiği nokta şu, Erdoğansız bir Türkiye ile uzlaşma ortamı olur. Yani yeniden Türkiye'nin demokrasiye dönmesi sayesinde kurumların kurullarının işlemesi durumunda dış ülkelerin hem güveni hem ekonomi anlamında hem diplomasi anlamında katlanarak artacak. Peki şimdi 24 Nisan'da bir zirve var, altılı muhalefet partisi. Mesela Esad'ın söyledikleri çok önemli. Bugün Sana'nın açıkladığı Suriye resmi haber ajansı iki seçenek sunuyor. Diyor ki ya bölgedeki teröristleri destekleme, cihatçı teröristleri. Ayrıca benim topraklarımda bulunduğun süre içinde bu topraklardan ne zaman çekileceğini de oturup konuşacağız seninle diyor. Bu ikisini kabul edersen olur diyor. Bunun özellikle cihatçı kısmını AKP asla kabul etmez. Diğerini kabul edebilir bak. Benim görüşüm. Şimdi ne yapması lazım Türkiye'de muhalefetin? Yani süreç o kadar hızlı ilerliyor ki 24 Nisan'da bir araya gelinecek ve ortak bir tablo yapılacak. Ne diyorsunuz? Ya aslında çok önemli bir belirleme yaptınız. Yani ben de tümüyle şuna katılıyorum bir kere. Türkiye'de de dünyada da otokrasiyle demokrasinin iç içe geçtiği, kimin otokrat, kimin demokrat olduğunun karıştığı, uluslararası hukukun devre dışı kaldığı, uluslararası hukuk diye bir hukuk yok şu anda. Yani savaş da bu süreci olumsuz etkiledi. Zaten biz bunun olmadığını 2011'den bu yana Arap Baharı'nda çok net bir biçimde gördük. Yani Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, Yemen'de gördük, Libya'da gördük. Şimdi burada Türkiye demokratikleşirse, muhalefetin bu anlamıyla önemli bir aslında kozu da var bence. Türkiye demokratikleşirse, Türkiye bölgenin de Avrupa'nın da model ülkesi haline dönüşebilir. Yani çünkü bir tercihe zorlanmış durumda. Birincisi bu. Yani bu anlamıyla son derece önemli ve Türkiye'nin siyasi misyonu, Türkiye muhalefet hareketinin, demokrasi isteyen güçlerin aslında misyonu giderek önemli bir noktaya doğru evriliyor. Yani birincisi bu. İkincisi, muhalefet bu noktada, şunu artık hepimiz biliyoruz, siz de söylediniz, iktidarın bu noktada hamle yapması mümkün değil. İktidar, muhalefetin kendi politik hattını belirlemesi lazım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de çok doğru bir politik
hamle yaptı. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı önerdi. Bir konferans da yaptı. Şimdi siz bu işin birinci adımı şu. Bölgede barışı tesis etmeden bu iş olmaz. Yani orta yerde Afrin var, İdlib var, bir boyutunda ABD var, diğer boyutunda Rusya var. Burada Türkiye'nin yapacağı iş tam da CHP'nin önerdiği biçimiyle bir Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı ısrarla Türkiye gündemine taşıması gerekiyor. Bunu AKP yapabilir mi? AKP asla yapamaz. AKP'nin bütün öngörüleri çöktü. Yanlış hesapla Şam'dan döndü zaten. Döndüğünü kendileri de biliyorlar, kabul etmek istemiyorlar. AKP'nin gerçekçi olması mümkün değil. Bu politik hattı muhalefetin döne dolaşa Türkiye kamuoyuna anlatması lazım. Bölgede barış sağlanmadan söylenenlerin tümü hayaldir. Yani hiçbir göçmenin yer değiştirmesi düşünülemez. Yani zorla bu işi yapmadığınız sürece, ki uluslararası hukukun devreye kalktığı bir dönemde zor eğiliminin de Türkiye'de de çeşitli siyasi aktörlerde, siyasi figürlerde zor kullanma eğiliminde giderek öne çıktığını görüyoruz. Eğer zorla bu işi yapmayacaksanız, ki o da çözüm değildir, çok net. Yani bırakın hukuki nedenleri, insani nedenleri, oradan da sorunu çözemezsiniz. Bu anlamıyla işin birinci adımı gerçekten bu politikaya geçiş. İkinci adım şu, bakın bu iş sanıldığı gibi öyle işte hemen 6 ayda 1 yılda çözülebilecek bir iş değildir. Orada da gerçekçi olmak lazım, muhalefetin de gerçekçi olması lazım. Göç meselesi Türkiye'de yaklaşık 5 milyon sığınmacı olduğu için, sığınmacı, göçmen, mülteci, bu kavramlar da giderek iç içe geçti ve karıştı. 5 milyona yakın sığınmacının olduğu bir yerde bu Türkiye'yi birinci derecede ilgilendiren bir sorun mu? Evet, birinci derecede ilgilendiren bir sorun. Yani kamuoyu anketleri de onu gösteriyor ama bu sorun esas itibariyle uluslararası bir sorun. Bu sorun esas... Sayın Sarıç, esas... bir rakam vereyim size, yardımcı olayım. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, Suriyeliler dahil değil bu rakama. Türkiye'de şu an 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, 3.780 bin Suriyeli varken 1 milyon 792 bin 36 ikamet izni bulunan yabancı var. Suriyeli değil bunlar. Evet. 1 milyon 792 bin 36. İkisini üst üste koyduğunuz zaman şu an Türkiye'de 6 milyonun üzerinde yabancı var ya. Evet. Şimdi sevgili Fatih Bey, söylediğiniz önemli. Türkiye'de aslında ciddi kuruluşlar da var. Mesela Göç Araştırmalar Merkezi gibi kuruluşlar da var. Onlar da bunu yapıyorlar ama bu bile bakın sayılarda resmi rakamlarla diğer rakamların üst üste oturmaması bile işin ne kadar gayri ciddi yürütüldüğünü gösteriyor. Bu anlamıyla da ben uzun süredir şunu savunuyorum. Dünyadaki göç hareketlerini de takip eden birisi olarak, göç hareketlerinin öyle sanıldığı gibi kendi ülkelerine kolay dönüşür olmadığını bilen birisi olarak da, hele hele bir ülkede yaşama süren artıyorsa geri dönüş ihtimalin de o ölçüde, olanağın da o ölçüde azalıyor. Yapılması gereken ikinci adımı söyleyeyim. Bu iş ulusal boyutlardaki bir iş değil ama bir göç ve uyum bakanlığı Türkiye kurmak zorunda. Yani bunu kurmadan duygusal reflekslerle, günlük politikalarla bu iş çözebilmek mümkün değil. Yani düşünsenize 11 yıl geçmiş aradan. 11 yıl çok ciddi bir süre. Yani verdiğiniz rakam önemli. Yani bu ülkede yaklaşık 800 bin Suriyeli çocuk okula gidiyor. Yani bunlar ciddi rakamlar. Yani rakamlara baktığınızda, sizin rakamlara baktığınızda 6 milyon Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla bir nüfusa, sığınmacı nüfusuna sahip Türkiye. Bu anlamda burada mutlaka orta ve uzun vadeli bir perspektifle hareket edip bir göç ve uyum bakanlığı kurulmak zorunda. Muhalefet bunu öne çıkarmalıdır. Yani evet, insanlara sonuçta barış ortamı sağlayarak kendi ülkelerine geri dönüşü teşvik etmek gerekiyor ama şunu söylemek zorundayım ki, söyleyince biliyorum insanlar mutlu oluyorlar ama göç neden? Sedat Bey çok önemli bir şeyin altını çizdi. Yani hiç kimseyi belki şöyle düzelterek söylemek lazım. Paralı askerler ve lejyonerler hariç hiç kimse kendi toprağını isteyerek ve gönüllü olarak terk etmez. Mutlaka arka planında siyasi, ekonomik, sosyolojik, savaş, iç savaş gibi faktörler vardır. Şimdi 11 yıl önceden bu yana gelenlerin bir çırpıda ülkelerine gideceğini söylemek kendimizi kandırmak olur.
kamuoyunu kandırmak olur. Bu anlamıyla da muhalefetin daha gerçekçi, muhalefetin de gerçekçi yaklaşıp bu çözüm önerisini gündeme taşıması lazım. Bir örnek verip hemen bırakayım size. Bakın, bu uluslararası bir sorun. Geçtiğimiz yıl Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre Almanların %40'ı Müslümanların fazlalığından dolayı kendilerini yabancı gibi hissediyorlar Almanya'da. Bakın bir, bu Almanya gerçeği. Benzer bir araştırma Türkiye'de yapılmış. SODEV yapmış. SODEV'in yaptığı araştırmada katılımcıların %66'sı Suriyelileri ülkemde istemiyorum diyorlar. Bu rakamlar bazı araştırmalarda %80'e kadar çıkıyor. Seçmen kitlesinde hiçbir önemi yok. CHP'li, İYİ Partili, AKP'li, MHP'li, HDP'li hepsinde benzer bir şey olmuş. Şimdi burada o anlamıyla gerçekle yüzleşip siyasi aktörlerin özel olarak da bu ülkeyi dönüştürme iddiasında olan, ki o iddialar önemli iddialar, demokratikleşme iddiasında olan muhalefet partilerinin bu noktada daha gerçekçi ve sağduyulu bir politik hat oluşturması gerekiyor. Ve buradaki temel başlangıç noktasını net söyleyip yani başlangıç noktası tartışmasız biçimde göçmenler üzerinden bir tartışma yapmak değil, siyasiler üzerinden bir tartışmayı büyütmek. Çünkü bunu yaptığınızda bu zor olan bu. Demokratikleşme isteyenler için zor olan bu. Diğeri kolay zaten. Yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, ırkçılık, faşizan hareketler Türkiye'de de bütün dünyada da hızla artıyor. Bunun önüne geçmenin yolu gerçekçi ve sağduyulu olmaktan geçiyor. Peki Sayın Saraç, teşekkür ederim. Bu arada siz bir şey söylediniz. Hemen onu ben söyleyeyim. Türkiye'de şu an toplamda 771.428 Suriyeli çocuk eğitim görüyor. 771.428 çocuk. 35.707'si anaokulunda, 442.817'si ilkokulda, 348.638'i ortaokulda ve 110.976 öğrenci lisede. Bu göç idaresinin rakamları, benim rakamlarım değil, devletin resmi rakamları. Onu da size belirtmiş olayım ki nereden buldunuz bu rakamları diye soran olursa. Yani gerçekten bu 24 Nisan'ın anlamı çok büyük oluyor artık Türkiye'de, biliyor musunuz? Yani çözümsüzlük var. Türkiye hakikaten yönetilemiyor. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben siyasetçi değilim. Ama yani ben yönetilemiyor, gitmiyor, olmuyor yani. Her şey tıkandı. Hangi şey iyi gidiyor Türkiye'de? Yok ne işte. Gidiyor? Yani ekonomi, sığınmacılar sorunu ne iyi gidiyor? Ne iyi gidiyor? Hiçbir şey iyi gitmiyor. Hani iç huzur, barış, farklı siyasal görüşlerin birbirine toleransı, bakış açısı, her şey kötü. Her şey kötü. Bir kutuplaşma var. O yüzden Türkiye her anlamda yönetilmiyor. Yönetilemiyor. Enerjide yönetilebiliyor mu? Ekonomide yönetilebiliyor mu? Ya da iç işlerinde yönetilebiliyor mu? Şu bakanlara bir bakın ya, bu işlerin başındaki adamlar. Bu işlerin en tepesindeki Cumhurbaşkanı'na bakın. Dün söylediğiyle bugün söylediği hiçbirbirini tutmuyor. Bir ayda değişiyor. Hiç alakası yok. Hiç. Ya sen koskoca Cumhurbaşkanı olmuşsun ya. Ya bir hafta önce söylediğine bak, şimdi söylediğine bak. Sorarlar, ne oldu da ne değişti demezler mi? Soran Türkiye evet mı? Sormuyor muyuz? Ona her güveniyor gibi. Biraz Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl olsa bu millet şöyle, bunu unutur bir hafta sonrasını. Bu yani. Tek adam rejiminde sorabilecek bir mekanizma yok. Ona güveniyor. Ama bu günler geçecek. Bu rejim değişecek. Elbette hesap günü gelecek. Hukuki hesabı gelecek. Ne kadar borç batağına batırmış bu hükümet, ne olmuş, kimlere ne kadar verilmiş, kimler ne amaçla gelmiş, ne kadar para harcanmış getirilen sığınmacılara, nereye gitmiş, biz bunları çıkarmayacağız mı? 128 milyarın hesabı çıkartıp sormayacağız mı? Kayıtlarda düşmeyecek mi, çıkmayacak mı? Nereye gitti? Bulacağız ve hesabı nereye gittiyse soracağız. Onlar ayrı şeyler ama hani geldiğimiz gün itibariyle bir de bugün Süleyman Soylu'nun ya da dün bir açıklaması vardı. Bu mültecilerin oy kullanıp kullanmaması yani veya yabancı vatandaşlara vatandaşlık verildikten sonra bunların oy kullanıp kullanamayacağına dair bir açıklaması, resmi açıklama ilk kez geldi. Bunu da bizim sıkıştırmamızla yaptı mesela. 24 Haziran 2018 bu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde 22 bin Suriyeli oy kullanmış vatandaşlık hakkı alıp. 31 Mart 2019 seçiminde de 53.099 Suriyeli oy kullanmış. Bugün itibariyle önümüzdeki seçimde oy kullanılabilecek seçmen sayısı, yabancı seçmen sayısı, vatandaşlık almış seçmen sayısı 111.654 Suriyeli. 111.654 Suriyeli
vatandaşlığı kalmış ve önümüzdeki seçimlerde Türk vatandaşı gibi aynı hakları kullanıp oy kullanabilecek. AKP seçmeni yani öyle düşünmek lazım. Hani böyle midir? Direkt ön yargı söylemeyelim ama ne olur hani başka evet, Suriye'den çok, gelen yani. Daha çok öyle o anlamda bir eğilim var diyebiliriz. Ama tabii ya bu hak mıdır? 5901 sayılı vatandaşlık kanunu uyarınca hani oy kullanma vatandaşlık hakları belli ama ya bu da huzursuz etmez mi sizi? Hani bu kadar kişi bile olsa gerçekte bu kadar kişinin ülkenin geleceğine yön verecek bir karara dahil olabilmesi beni huzursuz ediyor açıkçası. Evet, kültürler peki. Farklı, birçok şey farklı. Son bölüme yani çok az bir süremiz kaldı Sedat. Sana da şu şeyi sorayım. Dün Ahmet Davutoğlu önceki günde herhalde Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşurken şöyle bir şey söyledi. Benden sonraki başbakanın 28 milyar dolar serveti olduğunu Hollanda basını yazdı dedi. Ve bunu tartışmaya açtı. Kendi ikrarı yani benim tabii sözlerim değil. Nasıl bir ülke bu ya? Yani bir başbakan kendisinden sonra gelen başbakanın 28 milyar dolar bir servete sahip olduğunu çok rahat söylüyor. Yani nasıl bu tesadüf mü acaba? Yani evet yani çok rahat söylüyor bunu. Yani hayır daha vahim bir şey söyleyeyim ben sana. Hani memleket acayip memleket. Sayın vekilim de muhtemelen girerdi süresi olsaydı. Şu anda ana muhalefet partisinin liderinin evinde elektrik yok. Yani aslında hani ülkenin bizden önce konuşulmuştur muhtemelen falan diye düşündüm. Ben evet tekrar düşmek istemedim. Yani. Çok konuşuldu. Memleketin fotoğrafını ortaya koyması açısından evet. Önemli yerler. Bir hafta bunlar. Olmayacak bir de ya. Şimdi Ahmet Davutoğlu şunu söylüyor kendisinden önceki başbakanı. Ondan önceki başbakanın servetini konuşabiliyor muyuz biz? Yani düşünsene sen bir dükkan işletiyorsun ve yanında çalışan insan 10 bin lira kazanıyor. Sen ne kadar kazanırsın? Evet. Yani soru bu. Yani bunlar büyük paralar ve inan bugün işte elektrik parasını ödeyemediği için resmi rakamlarla 20 küsür binmiş galiba. Elektrik parasının kesilmesinin nedeni bu. Doğalgazı pahalı tüketmesinin, akaryakıtı pahalı tüketmesinin nedeni bu. Enerji bütün Bakanı mesele bu. Bugün duydun mu Sedat? Diyor ki Kılıçdaroğlu diyor manipülasyon yapıyor. Bugün itibariyle tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı sadece 278 bin diyor. Ya abi şimdi Kemal bugün Bey... Bugün kesik olan. Ya dalga mı sadece geçiyor? Sadece bugün, bugün. Bugün. Yani sadece biz de... Ya, yani utanç verici bir şey. Tabii ya. Ya, sadece bugün 278 itibariyle. Bin Necdet Bey ya. Biz de sorduk resmi evet. Cevaplar var. Yani, 3,5 milyon resmi kayıtlarda cevapları var. Kesilip açılan. Herhalde. Yani bunu yani özrü kabahatinden ya, büyük derler ya. 278 bin... Bu şimdi bu tipik bir AK Parti siyaseti, Recep Tayyip Erdoğan siyaseti. Bu siyaseti iyi anlamak lazım. Ben bu Sarayın Ruh Hali diye bir yazı yazmıştım. Orada bunları detaylandırmıştım, kopuklar. İnsanların, emeklilerin ya da kamuda çalışanların, özel sektörde muhtemelen aynı, enflasyon oranında zam yaptıkları için söylüyorum, 4 yılda aldıkları zam oranı %70, %80. 4 yılda akaryakıta, elektriğe, doğalgaza %400 zam geldi. Yani şimdi elektriği kesik olmayan insan bile çocuğunun gıdasından kesip de elektrik parasını ödüyor. Çocuğun en temel ihtiyaçlarından kesip de doğalgaz parasını ödüyor. Kesilmiş olması mesele değil. Mesele çünkü Türkiye'deki herkes şu zekaya sahip. Cebine girecek parayla cebinden çıkan parayı hesaplayabilecek matematik bilgisine ve bunu hesaplama yeteneğine sahip. Şimdi marul 20 lira olmuş. Siz neyi konuşuyorsunuz? Domates 35 lira. Domates, hani gene domates sera dersiniz, şunu dersiniz, ıspanak 20 kırmızı lira. Yani 40 lira. Ama 3 liraydı, 5 lira olurdu kışta. Tabii öyle. Yani şimdi, serayla falan alakalı bir şey değil. Şimdi böyle hayat pahalanmış, hayat dönmüyor. Hayatın dönmediği bir yerde elektrik üzerinden bir ana muhalefet partisi itiraz yapıyor. Gelen yanıta bak. Yani dalga işte geçen bu, gibi. Bu mesele bu zaten. Hani biraz önce sen söyledin ya yönetilemiyor edemiyor ama mesele değil. Bu gezi meselesinde de bakın aparatlaştırılmış bir yer var. Dilim karpuz da 20 liraymış bak getirdiler. Tabii, tabii. Yani bir dilim karpuz değil şimdi, mi şey Kutay? Bir dilim. Aparatlaştırılmış bir yargı üzerinden bir siyaset inşa ediliyor. Gezi de bunun aparatlarından bir tanesi Osman Kavala ile birlikte. Çünkü bu ülkede yaşanan sorunların, olumsuzlukların hiçbiri Erdoğan'a ait değil. Sürekli bir yere bunu söylemek zorunda, bir yere ihale etmek zorunda ve sorunların yumağını başlatırken hep Gezi'den başlatıyor. Gezi'de başladı diyor. Biz uçacaktık, kaçacaktık. Ondan sonra 17-25 Aralık'ta devam etti diyor. Ondan sonra 15 Temmuz diyor. Tam uçacaktık, Ukrayna Savaşı ortaya çıktı diyor. O yüzden Gezi meselesi bir politik aparattır. Buraya hiçbir yargı süreci olarak bakmamak lazım. Fatih, ve bir cümle daha edeyim. Gezi'ye haksızlık yapmayalım. Gezi
bu coğrafyanın gördüğü en nitelikli eylemdir. Bir cümle daha bir seneden bahsedeyim. Evet, süremizin şöyle, sonuna geldi ama bir cümle ben rica edeceğim. Ben cezaevi komisyonundayım. Mecliste ve 17 cezaevi ziyaretimiz oldu. Cezaevlileri son günlerde ciddi alarm veriyor. Gelirken bir annemiz mesaj çekti. Ben bunu paylaşmak isterim. Okuyayım çok kısaca. Buyurun. Ama çok kısa hemen bir dakika sürmez. Öncelikle geçen hafta Silivri cezaevinde Ferhan Yılmaz isimli bir mahkum kalp krizi geçirdi dediler. Ama görüntüler çıktı. Kalp krizi olmadığı kanaatindeyiz biz. Etkin bir soruşturma yapılmalı ve sorumlular mutlaka açığa çıkartılıp cezalandırılmalı. Hemen hafta başında Bursa'da bir patlama oldu. Bir infaz koruma memurumuz şehit oldu. Biz şehit diyoruz ona ama maalesef hukuken şehit değil. İnfaz koruma memurlarında çok yoğun sorunları var. Güvenlik işi yapıyorlar. Güvenlik sınıfında değiller. Bakın şehit oldu ama hukuken şehit sayılamıyor maalesef. Şimdi birçok çünkü güvenlik sınıfında değil. Ha. Ya düşünün ki güvenlik işi yapıyorlar ama hizmet sınıfında, güvenlik sınıfında değil. O zaman şehit sayılmıyor mu? Evet. Şehit diye tabutuna yazı yazdılar. Hayır, hukuken şehit değil. Bir şehitlik hakkı verilmeyecek. Bizim gönlümüzde yani, şehit. Ama yani, olmaz. Hakkı verilmeli. İnfaz koruma memurlarının da hakkı verilmeli. Haklısınız. Mahkumların da hakkı verilmeli. Haklısınız. Çünkü cezaevi son zamanlarda alarm veriyor. Bakın buraya gelirken bir anne yine Silivri cezaevi. Silivri cezaevinde ciddi sıkıntı var. Bir mesaj çekti. Ben de onunla programa gidiyorum, paylaşacağım dedim. Çok kısa okumam lazım bunu. Benim oğlumla ilgili bir sorunum var. Oğlum Silivri Beşnoğlu kapalı cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Oğlum telefon konuşmamızda, telefon ediyorlar haftada bir kez. Anne burada can güvenliğim yok, bana yardım edin diyor. Bir anne olarak oğluma canımı veririm. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Beşnoğlu'da çeteler oğluma kafayı takmışlar. İki kere oğlumu darp ettiler. Kaşını falan patlatmışlar, dikiş atılmış. Cimer'den yazdım, Çağlayan Adresi'nden faks çektirdim. Silivri Başsavcısına cezaevini arıyorum, benimle resmen dalga geçiyorlar. Sayın milletvekilim, size bir anne olarak yalvarıyorum. Oğluma yardım edin, sesini duyurun. Oğlumun oradan tabutla çıkmasını istemiyorum demiş anne Vesile Emekçi. Bunu da buradan duyurmak benim görevim. Sayın vekilim çok teşekkür ederim. Katıldığınız için Sedat çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sayın Saraç çok teşekkür ederim. Sevgili meslektaşım çok sağ ol katıldığın ve verdiğin bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Burada yürünecek yolla ilgili bir cümle edebilir miyim? Bir cümle olursa çünkü çok sarktı. Yani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama önemli. Oradan yürümek lazım. Bu ülkedeki en önemli sorunlardan bir tanesi gelir adaletsizliği. Yani ne diyor Kılıçdaroğlu? Bir avuç holding ceplerini dolduracak diye memleketteki onurlu insanları fakirliğe sürüklüyorlar. Bu hattan yürümek lazım. Bu hattı değiştirmek lazım. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Saraç. Evet. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan Evren Özalkuş'ta ana haber var. Ama yarın değil, yarından sonra öbür gün. Biliyorsun 24 Nisan'da zirvede var. Zirven olduğu akşam yine bu ekranların bir klasiği var. 9 yıldır ekranlarda sizinle birlikte Türkiye Nereye? Türkiye Nereye? Size zirveden adım adım 24 Nisan akşamından, iftardan bilgileri iletecek ve konuklarıyla bu konuyu tartışacak. Onu da kaçırmayın. Görüşmek üzere. Tele 1'de kalın. Hoşça kalın.